Nerede bu ya? Beni mi arıyor bu? Yine kendi kendime gelin güvey oldum ya. Niye beni arasın? Beni bulamayınca yine o kadın arıyor işte. Melahat anne, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Ben de çok iyiyim. Ayşe de iyi. Ayşe de iyi. Kötü günümüz yok maşallah. Çok şükür. Öyle ben öyle aradım. Hal hatır sorayım diye. Sizin işiniz vardır. O zaman size iyi akşamlar. Tabii tabii. Sarma yemeğe geleceğim söz. İyi akşamlar. Annesine de gitmemiş. Biliyorum abi, ben biliyorum. O Ayşe kafasında bitirdi beni. Çoktan bitirdi. Boş şeylere kovalatıyorsunuz beni. Volkan da sen de. Dur. Hemen panik yapma. Hemen panik yapma, git Canan'a sor. O kesin görmüştür. Sormuyorum Canan'a falan. Al. Nerede? Heh. Atıyorum bunda. Atıyorum. Dur. Atma. Koy hemen onu yerine. Koy. Yoksa sana Ayşe ile derinlerde yaşadığın o romantik hayallerinden bahsederim. Gördüğün rüyaları mumla ararsın ya. Mesela hani iki yanı kırmızılı turunculu yapraklı ağaçlarla çevrili olan patikada beraber yürüdüğünüz. Güneşin son ışıklarının Ayşe'nin yüzünde yapraklarınkine benzeyen kızıllı, turunculu, pastel sarılı, rengarenk bir gösteri yaparken işte o an sen onu durduruyorsun. Onu seyretmek içini öyle bir yaşam sevinciyle dolduruyor ki tek kelime edemiyorsun. Söyleyeceklerini unutuyorsun. Ve Ayşe sana diyor ki, seni seviyorum Kerem. Git hemen Canan'ı bul. Git git. Bu saçı da yerine koy. Git, yoksa bu hikayenin devamını da anlatırım. Şeytansın. Gerçekten şeytansın. Canan! Canan! Ne oldu? Sen Canan'ı mı arıyorsun? Ha. Evet, Canan'ı arıyorum çünkü üzerimde saç kalmış. Bunu alsın, kuru temizlemeye versin. Yani ben şimdi iğrenirim bu kim bilir kimden, yani hangisinden. O yüzden bir uyuz oldum. Alsın bunu, yakıyor mu, yıkıyor mu, ne yapsın? Dayan kızım Ayşe. Sen Boğazlıya'nın sabah 7:30 otobüsünde havasızlıktan can vermemiş insansın. Bunu mu atlatamayacaksın be? Çok iyi düşünmüşsün. Saçtan hastalık kapan var. Çok ciddi hastalanıyorlar. Ölüm döşeğinden biri zor kurtulmuş Kerem. Yani yıllarca yatmış. Sen kendine bakıyorsun ama ya. Gerçekten. Bakıyorsun yani bayağı kendine. Benim de seni örnek almam lazım aslında. Ya bu gece de bir terledik, bir terledik. Yani üstüne bir de rüzgarı yedik, yedik. Aa, sen Canan'ı arıyordun değil mi? Şey yapsana. Canan'a söylesene, bana da bir nane limon yapsın. Hayırdır, halı saha maçı mı yaptınız? Kerem ya. Vallahi komik çocuksun ilahi Kerem. Yok, ben toptan ne anlarım? Sevmem öyle yani, futbol falan erkek işi. Dans ettim. Bütün gece dans ettik daha doğrusu. Senin müzikler vardı ya. O sevmediğim müzikleri sevmeye başladım hatta, biliyor musun? Dans ettiniz. Kim kim? Önemi var mı? Var tabii, biz daha boşanmadık. Yani Keremciğim, ben şimdi sana hesap mı vereceğim? Sen terlediysen o zaman ben kapıyı pencereyi falan kapatayım, esmesin. Geri yat yatağına, bir şeyin kalmaz. Yok, yatmayacağım çünkü o kadar eğlendik ki biraz daha dans ederiz dedik. Yani belki tekrar çıkacağım, uyumayacağım yani. Tamam. İyi, o zaman bu gece yatmıyorsun, ben yatakta yatayım. Yok, yok, yok Kerem. Of, ay. Bir şey yapma. Kerem, hiç yatma.
Çünkü ben oturdum ya az önce. Oturunca yorgunluğum böyle çıktı. Çok hareket etmişim herhalde. Bak kollarım dokununca bile ağrıyor. Bak ay. Bak, her yerim tutulmuş. Uyurum ben ya. Halsizim zaten. Canan'a da söylersin bol limon sıksın nane limonun içine. Sıcak sıcak iyi gelir. Yatıyorum o zaman ben uyuyorum. Ben de o zaman. İyi geceler madem. Madem. Geceler iyi. İyi geceler. Ben de kendi kendime gocunuyorum. Beni sevmiyor. Ayşe beni bitirmiş. Kerem ne yapacaksın? Böyle başımda mı dikileceksin? Hadi git giyin. Daha giyineceğim bak hiç halim yok. Uyuyakalacağım vallahi oturduğum yerde. Hı hı. Geç canım, geç. Ay Samet, sana da böyle nurlanmışız gibi gelmedi mi? Çok farklı bir deneyim bu ya. Değişik bir şey. Ben bütün gece bununla mı yatacağım? Evet Samet, onunla uyuyacaksın. Yani ben gece çocuğu çıkarıp komodinin üstüne mi koyuyorum? Bunu tekmeye mi ayarladılar bunlar? Niye böyle vuruyor? İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Evde kim var? Yelda Hanım var, Ayşe Hanım ve Kerem Bey var. Babam nerede? Onu görmedim maalesef. İyi akşamlar. Hülya, ya gelmezse? Canım, sakin ol. Stres yapma. Nefes al nefes. Sakin. Kerem, Ayşe, uyudunuz mu? Bir saniye abi, terliğimi bulamıyorum, bir dakika. Geldim abi. Ha, buyur, gel. Samet abi, iyi misin? Karnına ne oldu? Ya boş ver karnımı şimdi sen benim. Ben de soruya nereden başlayacağımı şaşırdım. İyi misin abi? Ya Yelda annem sabah gidiyordu. Babam da gördü. Sen gitme. Ben giderim dedi gitti. Şimdi bu saate kadar ben ses etmedim. Akşam olur da eve gelir diye. Ama gelmedi. Allah Allah ya. Ya ben annemi çok az gördüm. Kala kala 4-5 tane anısı kaldı. Babam da giderse ben mahvolurum Kerem ya. Kimin var derim ben. Tamam abi ağlama ağlama. Biz bizeyiz, birlikteyiz, tamam mı? Hallolur. Kerem, barışsınlar ya. Ya biz bize ne güzel bu evde yaşayıp gidiyoruz işte. Ben akşamları bir kişiyi sofrada eksik görsem, inan ki tok kalkmıyorum ya. Geri dönsün Kerem. Tamam abi, merak etme. Hallederiz. Samet abi, geç otur hadi. Peki, Yozgat'tan Boğazlayan'a göç etmenizin spesifik bir nedeni var mıydı? Ya şey diyor anneciğim, neden özellikle Yozgat'tan Boğazlayan'a geldiniz diyor. He. Çalışıyor mu? Evet, evet. Önce hacı dayılar geldi, ondan sonra biz geldik. Yani onlar bize bir ön ayak oldular. Vallahi buradaki bir pazar parasına biz Yozgat'ta kira veriyorduk. Ne çekti, ne çektik. Tek duam çocuklarım çekmesin, yokluk görmesinler. Sen de benim bir kızım sayılırsın. Nazmiye gibi, Ayşe gibi. Hepinize yatsıda dua ediyorum. Yokluk görmeyin, çok zor kuzum. Çok teşekkür ederim. Peki, hanede kişi başına düşen aylık gelir ortalama ne kadar? Yok dedim. Olmaz dedim de bu kız Erkut'a iyice niyetlenmiş bak ben diyeyim. Anam da garibim. Yokluk anlatmamış gibi gözünü cebimize dikmiş. Ya Nazmiye ne alakası var? Ödevi için sormuştur kız. Ödev. Ödev dediğin Türkçedir, matematiktir. Cebinizde kaç para var diye ödev olur mu hiç? Yokluyor işte kapalıdan. Erkut'un payına ne düşecek ne düşmeyecek diye ya. Ya şimdi Şirine, bizim öyle değil ki işler. Biz şey yapıyoruz. Yani ortaya koyuyoruz. İhtiyacı olan alıyor, geri kalan evin. Değil mi anne?
ama sen istemezsen öyle yapmayabilirsin. Yani bizde öyle bir zorlama falan yok. Ben kendi birikimimi yapmak istiyorum, biz paramızı cüzdanımıza koymak istiyoruz derseniz yapın kendi birikiminizi. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Anneciğim, profesyonel olur musun lütfen? Profesyonel ol, lütfen. Lütfen ya. Tamamdır, benim işim bitti. Ben artık kalkayım. Yemek çok güzeldi. Her şey için teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun kuzum. Hatırlıyorduk ya. Ma, kalkıyor musun? Yine gel güzel kardeşim. Burası senin evin sayılır. Heh, kuzum gene gel. Annenle babanı da getir. Çok vakitleri olmuyor ama yine de iletirim. Mutlaka bir gün geliriz. Hadi gidelim. Ben seni bırakayım. Yoksa bak annem kapının önünde yakalarsa yemin ederim kök salana kadar çenesi durmaz. Hadi. Anne saçlara baksana, mavi çok komik değil mi? Çok güzel, çok güzel. Dikkat edin. Gençlik işte. Çocuk bunlar ya. Ne gülüyorsunuz arkasından? Aşık mı oldunuz, kırılacağınız? Ben kafamı mavi yapsam etmediğiniz laf kalmaz. Ya Nazmiye bir kendine gel ya. Kardeşin yaşındaki çocukla yarışıyorsun. He ben yarışıyorum. Ben onu gözüm kapalı tekte alırım da zaten. Kız ana, bu kızın kafası mavi. Kaynana falan bakmaz bu. Erkut ne güzel gelin alacak da ben rahatlayacağım diye düşünüyorum. Şimdi 10 kalem daha iş çıkacak başıma. Ya Nazmiye. İdare et biraz, idare et. Çocuk öğrenci, herkes senin gibi evde mi oturuyor? Bak Rıza, Rıza bak. O papağan benden daha kıymetli oldu. Ya kendiniz çalıyorsunuz, kendiniz oynuyorsunuz be. Bir susun da bir film izleyelim ya, boş boş muhabbetler. Ya boş. Nereye kadar bu pembe rüyalar?